Değerli izleyenlerim, bugün yeni bir programa başlıyoruz. Bu programımızda 10'ar dakikalık bölümler halinde her bir programda gerek Kur'an-ı Kerim'de, gerek hadislerde, gerekse genel anlamda İslami literatürde kullanılan bir kavramı sizlerle değerlendirmeye ve paylaşmaya çalışacağım. Ve böylece Kur'an-ı Kerim'deki kelimelerin, kavramların manalarını daha iyi anlamaya çalışacağız. Malum insan kelimelerle konuşur, kavramlarla düşünür ve kelimeler zamanla kavram halini alabilir. Bu noktada Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Kur'an'da kullanılan kelimelerin zaman içerisinde bir kavram halini aldığını da görmekteyiz. Mesela Kur'an-ı Kerim'de tefsir kelimesi sadece bir yerde geçer. Ama şu anda bu bir ilim halini almıştır. Kur'an'ın yorumu anlamında tefsir kullanılmaktadır. Öte yandan tevil kelimesi Kur'an'da hayli geçer. Bu da yine Kur'an'ın yorumu anlamında kullanılan bir kelimedir. Ve dikkat edecek olursak bizlerin hayatında gerek Kur'an-ı Kerim'den, gerek hadislerden, gerekse 14 asırlık İslami birikimden gelen pek çok kavramlar vardır. Mesela Peygamberimizin sünneti diyoruz, sünnet olmak diyoruz. Bunların her birisi yine birer kavram. Öte yandan kelam ilminde Allah-u Teala ile alakalı vacibül vücut kavramı geçer. Bu ne ayette ne de hadiste yer almaz. Ama artık zamanla bu bir kavram halini almış ve o ilimle meşgul olanlar bunu rahatlıkla kullanmaya başlamışlardır. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazreti Adem'in bir takım kelimeleri aldığını ifade ediyor. Ve telakka Adem min Rabbihi kelimatin. Adem Rabbinden bir takım kelimat aldı, kelimeler aldı. Tabi bundan murat nedir değişik yönleriyle açıklanmış. Ama doğrudan kelimeler manası verildiğinde zaten biz insanların en belirgin bir özelliği konuşmak. Kelimelerle konuşuyoruz ve bunların bir kısmı zamanla kavram halini alıyor, daha derin bir mana kazanmış oluyor. Demek ki insan Kur'an-ı Kerim'deki, hadislerdeki ve 14 asırlık İslami birikimdeki yer alan kavramları rahatlıkla kullanabilmeli ve bunları rahatlıkla başkalarıyla paylaşabilmeli. İnşallah programımız böyle bir şeye vesile olabilirse kendimizi bahtiyar addedeceğiz. Ben bugün bir başlangıç olması itibarıyla Bismillah kavramı üzerinde bir nebze durmak istiyorum. Malum besmele çekerken Bismillah geçiyor. Fatiha'nın başında Bismillah var. Tevbe suresi dışında bütün Kur'an ayetlerinde yine Bismillah yer almakta. Öte yandan yine Kur'an-ı Kerim'de doğrudan ayet içerisinde innehu min Süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Süleyman'ın Belkıs'a gönderdiği mektupta bismillahirrahmanirrahim ifadesi geçiyor. Dolayısıyla Bismillah ile başlamış oluyor. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuş. Küllü emrin zibalin lem yübde bi besmele fehuve ebter. Yani besmele ile başlanmayan her iş ebterdir, hayırsızdır, bereketsizdir. Ondan bir netice alınmaz. İşte bu noktada Bismillah hayatımızın bir parçasıdır. Ve yine hadisteki manadan hareketle şunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Bir Müslüman besmelesiz iş yapmamalı ve her yaptığı işte hayırlı bir iş olmalı. Çünkü kötü işlere zaten besmele çekilmez. Yani söz gelimi birisi hırsızlığa başlarken besmele ile başlaması aynı zamanda dini bir değerle alay etmek gibi olur. Ve bunun da ayrıca başka bir vebali olur. Bir insan daima hayırlı işler yapmalı ve her hayırlı işe de Bismillah ile başlamalı. Kur'an-ı Kerim'de doğrudan Bismillah şeklinde bir ibare Hazreti Nuh'un durumuyla alakalı anlatılıyor. Malum Hazreti Nuh zamanında büyük bir tufan yaşandı.
ve iman etmeyenler tufanda boğulup gittiler. Kur'an-ı Kerim bu olayı anlatırken Bismillahi mecrahe ve mursahe, geminin hem hareket etmesi hem de varacağı yere varması, varacağı sahili selamete varması Allah'ın adıyladır. Bismillah iledir. Böyle ifade ediliyor. Bir insan sabah kalkışından ta akşam yatağa girip uyuyuncaya kadarki dönemde devamlı Bismillah'ı ihmal etmemeli. Ve diyelim dükkanını açacak Bismillah'la veya okuluna gidiyor Bismillah ile, yemek yiyor Bismillah ile, su içiyor Bismillah ile Allah'ın adını anarak bu şekilde söylemesi gerekir. Burada Allah'ın adı derken Allah-u Teala'nın Esma-ül Hüsna'sı var. وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا Allah'ın Esma-ül Hüsna'sı vardır. Bunlarla Allah'a dua edin. İşte Allah Rahman'dır, Rahim'dir, daha diğer nice isimlerle müsemmadır. Bu noktada Kur'an-ı Kerim'de Rabbinin ismini an. Mesela سَبِّحْ اِسْمَ رَبِّكَ الْعَلَى âlâ olan, o yüce olan Rabbinin ismini tesbih et. Burada isim de nazara veriliyor. Yani sadece Rabbini an denilmiyor da Rabbinin ismini, yüce olan Rabbinin ismini tesbih ederek an. Ve biz bu emre imtisalen secdedeyken Subhane Rabbiyel Ala diyoruz. Kur'an-ı Kerim Sebbih isme Rabbike Ala diyor. Bu bir emir. Ala olan Rabbinin ismini tesbih et. Biz de bu emre uyarak Subhane Rabbiyel Ala diyoruz ve secdede bununla Cenab-ı Hakk'a mukabelede bulunuyoruz. Öte yandan Kur'an-ı Kerim'de yine فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ Azim olan, yani azamet sahibi olan Rabbinin ismini tesbih et. İşte Rabbimizin gerek Allah, gerek daha diğer isimleri, Kur'an-ı Kerim'de onları öğreniyoruz, hadislerde öğreniyoruz. O isimlerle Cenab-ı Hakk'ı tesbih ediyoruz. Yani Cenab-ı Hakk'ı tesbih ediyoruz derken, onun münezzeh olduğunu, her türlü kusurdan, ayıptan, eksiklikten müberra olduğunu bu gibi tesbihlerle ifade etmiş oluyoruz. Öte yandan yerken, içerken yine besmele çekmek lazım. Kur'an-ı Kerim'de bu noktada فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اِسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ Yani Allah'ın adının anıldığı şeyden yiyin buyuruyor. Malum mesela kurbanı keserken Bismillah diyoruz. Bismillahi Allahu Ekber. Allah'ın büyüklüğünü orada nazara vererek, Allah'ın adıyla diyerek kesiyoruz. Eğer Allah'ın adı orada söylenmezse ondan yenilmesi zaten uygun değil. Ve bununla alakalı da ayette وَلَا تَكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ Allah'ın isminin anılmadığı şeyden yemeyin. Doğrudan bunu bir nehi şeklinde Allah-u Teala bize bildiriyor. Allah dediğimizde bu Allah'ın isimlerinden birisidir. Zatının zaten ismidir. Ve bu noktada efdalu zikr, la ilahe illallah denilir. La ilahe illallah şeklindeki zikir en efdal bir zikirdir. Ve daha diğer ya hay ya kayyum gibi bunlar da Allah'ın ismi. Allah'ı bu isimlerle de yine söylemek o da bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bir zikir kitabı olması münasebetiyle bunları bize öğretiyor. Ve biz bu şekilde besmele çektiğimizde ömrümüz bereketlenir, işimiz bereketlenir, hayatımız bir mana kazanır. Ve öte yandan Allah'ın ismiyle hareket ettiğimizde nasıl ki devlet namına hareket eden bir memur veya bir asker devletin gücünü kendi arkasında hisseder ve bunun sonucu olarak boyundan çok büyük işleri başarabilir. Bizler de Allah'ın namına hareket ettiğimizde, kendimizi Allah'ın bir askeri, Allah'ın bir memuru olarak gördüğümüzde boyumuzdan çok büyük işleri yapabiliriz. Zaten insan şu dünyaya
kemal mertebelerini elde etmeye gelmiş. Bize pek çok kabiliyetler verilmiş. Bu kabiliyetlerin inkişaf ettirilmesi bizden isteniyor. Bu kabiliyetler birer tohum gibi. Nasıl ki tohumlar, çekirdekler Bismillah diyerek büyüyor, Bismillah diyerek meyve veriyor. Bizler de Allah'ın adını anarak işlerimize başladığımızda ve o şekilde devam ettiğimizde Allah'ın izniyle çok büyük işleri yapabiliriz. Cenab-ı Hak bizleri muvaffak olanlardan eylesin. Bir başka programımızda tekrar görüşmek ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.